İran'da Şii din adamı Ayetullah Ruhullah Humeini liderliğinde 10 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimle Muhammed Şah Rıza Pehlevi'nin monarşik yönetimine son verilirken, daha önce yolunda ilerleyen Amerika ile ilişkilerde de yeni bir sürece girildi. İki ülke arasındaki karşılıklı açıklamalar ve gerginliğin artması üzerine İran devletinin desteklediği ve kendilerini öğrenci olarak adlandıran silahlı gruplar. 4 Kasım 1979'da Amerika'nın Tahran Büyükelçiliğini işgal etti. Devrim lideri Khomeini'nin birincisinden daha büyük bir devrim şeklinde nitelendirdiği elçilik işgalinde Amerikalı 52 diplomat 444 gün boyunca rehin tutuldu. Tahran yönetimi elçilikte kendilerine karşı hazırlanan 70 casusluk belgesini ele geçirdiklerini ileri sürdü. Bu olay modern siyasi tarihteki en uzun diplomatik rehine krizi olarak kayıtlara geçti. Amerika yönetimi işgali uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirerek Tahran'la tüm diplomatik ilişkileri kesti ve bu ülkeye yönelik yaptırımları hayata geçirdi. Amerika ayrıca İran'dan petrol ithalatını 12 Kasım 1979'da sona erdirdi ve yaklaşık 8 milyar dolarlık İran varlığını 14 Kasım'da dondurdu. Dönemin Amerika Başkanı Demokrat Partili Jimmy Carter 4 Kasım 1979 Asla unutamayacağım bir tarih diyerek olayın kendi ülkesi için önemini ortaya koyarken, Körfez'e yakın sularda devriye gezen Amerikan ordusuna ait USS Nimitz ve diğer savaş gemilerinin de kullanılarak rehinelerin kurtarılması için operasyon yapılmasını emretti. Amerika 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava saldırısıyla öldürerek bu gerilimi üst seviyeye taşıdı. İransa buna misilleme olarak Amerika'nın Irak'taki aynı el Esad hava üssünü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu. İranlı askeri ve siyasi makamlar aynı el Esad hava üssüne yaptıkları saldırıyla Amerika'ya zayiat verdiklerini açıklasalar da Süleymani'nin intikamının alınmadığı yönünde genel bir kanaat oluştu. Bu nedenle İranlı yetkililer gerilimi daha fazla tırmandırmamak, nükleer anlaşmaya yeni bir imkan vermek ve uluslararası kamuoyunda daha fazla tepki toplamamak için Süleymani'nin intikamının uygun zaman ve zeminde alınacağı açıklamasında bulundular. Tahran yönetimi şimdi de Trump'ın ardından göreve gelen ve nükleer anlaşmaya dönüş sinyali veren Demokrat Partili Joe Biden'la anlaşma yolları arıyor. Ancak İran'da hükümet değişikliğinin ardından muhafazakarların iş başına gelmesiyle bu süreç ağır işliyor. İran geçen yıl iptal ettiği Amerika karşıtı protesto gösterilerini yarın ülke genelinde gerçekleştireceğini açıkladı. Başkent Tahran'da da işgal edilen elçilik binasının önünde Amerika karşıtı kitlesel gösteriler düzenlenecek. İran'da 4 Kasım her yıl küresel emperyalizme karşı milli mücadele günü olarak kutlanıyor ve Büyükelçilik binası önünde geniş gösterilere sahne oluyor. İşgal edilen Büyükelçilik binası ve yeri de günümüzde devrim muhafızlarına bağlı silahlı unsurlar tarafından kullanılıyor.